Arkadaşlar, şimdi yeni bir dosya açtık. Yine burada bir pivot tablo çalışması yapalım. Sizlerde de veriler var. İsterseniz yapabilirsiniz, isterseniz sonradan yapabilirsiniz. Ben yine yaptığım çalışmaları size yollayacağım. Şimdi arkadaşlar, pivot tablo Microsoft Excel'in hani ekle bölümünde bulunuyor ama yani sanki veri bölümünde gibi ilk başta. Ekle bölümünde bir pivot tablo oluşturmaya yönelik, bakın burada da zaten verileri düzenleyin, özetleyin denmiş. Aslında benim yaptığım tanıma düşünürseniz düz veriden istediğimiz şekilde gruplayaraktan, alt toplamalaraktan diyelim, istediğimiz sütunları seçerek yeni baştan bir tablo yapabiliyoruz. Bunun adı özet tablo olabilir, pivot tablo olabilir ama sonuçta elde ettiğimiz şeye bakmak önemli. Elde ettiğimiz de şey nedir? Bu tablonun işte 100 satır, 500 satır, 1000 satırlık bir satış verisinin markalar bazında, satış elemanları bazında, ürünleri bazında ve özellikle istenilen tarih kırılımları için. Çünkü ay olabilir, 3 aylık olabilir, yıllık olabilir. Şimdi bu örneğimizde tarihleri daha etkin kullanmaya çalışalım. Pivot tablo yapmak için öncelikle veri alanımızı seçiyoruz. Ama burada zaten veriler tablonun tamamı bir veri. Seçmesek de bu alanı kullanır. Ama yine de adet olsun diye verilerimizi başlıklarından sonuna kadar seçelim. Eğer verilerimiz çok sık güncellenecekse, altına eklenecekse de böyle sütunlardan da seçim yapabiliriz. Hangisi ihtiyacımızı karşılayacaksa, çünkü biliyorsunuz bir de güncelleme meselesi vardı. Ben tablo sınırlarıyla seçiyorum ama onların da tekrardan nasıl genişleteceğimizi de sizlere anlatmaya çalışırım. Tablomu başlıklarından itibaren tümünü seçtim. Ekle'ye gittim. Insert İngilizce sürümlerde ve pivot tabloya tıklıyorum. Pivot tablo o alanları söyledi bana. Zaten daha sonra değiştirebilirsin. Yeni var olan bir yer yanında olabilirdi arkadaşlar. Genelde hani veri buraya geliyor, yeni bir yerde yapayım tercih ediliyor. Yeni sayfa diyorum. Şimdi veriler burada duruyor ve pivot tablo burada oluşacak. Pivot tabloyu oluşturmak için kullandığımız ara birim burası. Arkadaşlar, istediğiniz kadar da yapabiliyorsunuz. Yani bundan bir tane daha, bir tane daha. Ya da bir pivot tabloyu işte dilimleriyle, filtreleriyle çok esnek kullanacak şekilde, sanıyorum interaktif diye siz de yorumladınız, interaktif kullanacak şekilde de düzenleyebilirsiniz. Şimdi burada şu önemli. Bizden ne isteniyor? Hani diyorlar ki ya biz pivot tabloyu nasıl yapacağımızı bir türlü bilmiyoruz. Bir türlü bilmek meselesi değil. Bizden ne isteniyor? Şu isteniyor olabilir. Ya bakın burada aylar var değil mi? Birinci, ikinci ay. İşte ikinci ay için veya her ay bazında, her 15 gün için, her hafta için yani bir tarih bir kere belirtiliyor olabilir. O tarihte şu markalardan, yani hepsinden veya marka bazında, yani her bir markanın Şubat ayında her bir markada sattığımız ürün adetleri isteniyor olabilir. Ve demek ki bir aydan belirttik. Bir ayı belirttik bir ürünü. Tabii bunu yaparken de ama ben daha sonra satış elemanını değiştirebileyim, markayı filtreleyim, istediğim fatura numarasını da seçebileyim. Yani sadece bir tabloyu oluşturmakla birlikte kalmıyoruz. Çeşitli filtreleme, dilimleme imkanları da veriyoruz. Yapalım. Çünkü tipik bir şey yaparak başlayalım. İşte örnek veriyorum. Satış elemanlarını aldım. Efendim, satış elemanlarının burası biliyorsunuz satırlar, sütunlar. Mesela markaları da buraya alayım. Ne oldu? Bakın bu tablo arkadaşlar karşımıza ne çıktı? Ondan sonra bu tablodan, düz bir tablodan bakın pivot tablo karşımıza çıktı. Şimdi satış elemanlarının markalarını göster. Peki neyi gösterecek bu da? Veya bunların yerini değiştirebilirsiniz, altını alabilirsiniz, üstünü alabilirsiniz. Bunlar esnek. İşte ihtiyacımıza göre biz belirleyeceğiz. Bizden ne bekleniyorsa. Çünkü veri bu. Göstermek istediğimiz yapı biz belirleyeceğiz. Peki tamam. Markaları, satış elemanları. Dikkat edin.
değerler bölümü. Buraya tipik olarak sayabileceğimiz, toplayacağımız ortalama, mesela adetler. Hem adet hem tutar. Sadece tutar. Hani buradaki ölçümüz nedir? Çok da karmaşa olmasın. Yani buradaki her şeyi buraya doldurursanız, buradaki ne varsa çeker buralara atarsanız, bu sefer pivot tabloya bakan bir şey anlamayacak. Yani oradan son yaptıklarımı geri alayım. Yani pivot tabloda genellikle kompakt bir görünüm. Ama interaktif bir şey, yani istediği ayı seçsin, istediği ürünü seçsin falan gibi şeyler, o olabilir. Ama her şeyi dolduracağım dersek o çorba olur. Onu sanıyorum önerilecek bir şey değil. Peki ne yapmış olduk? Satış elemanlarının markalar bazında sattıkları adetleri bulduk. Bir bilgi ürettik. Bakın burada bunu yapmamız hani pratik anlamda mümkün değil. Bir sürü 50 tane filtre yapmanız lazım. Bir anlamı yok. E şimdi gayet güzel. Biraz da süslüyorduk hatırlarsanız. Hemen bir tasarım, işte renkler falan filan. Ondan sonra bakın ürettik. Tabii sayıların formatlarını falan değiştirebilirsiniz. Onları istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Şimdi tamam, bir pivot tabloyu ürettik. Satışlarımızın gösteriyor. Ya hocam ama biz şey yapacaktık. İşte 15'er günlük, birer aylık, üçer aylık. Tamam. O zaman ayları devreye sokalım. Buraya aldık. Ama burada tarih bize gün gün çıkacak, bir esprisi yok. Tarihi buraya alalım. Yine çok esprisi yok. Gördüğünüz gibi bakın saçma sapan bir şey oldu. Mesela tarihi şöyle alsak. Bakın çıktı. Ve tarihi gruplama özelliğimiz vardı. Burada tarihler gün gün. Bu pivot tablo şu anda o kadar büyük ki. Yani hiçbir pratiklik, ama bakın tarihin üzerine gidiyorum. Bunu çok iyi öğrenelim. Sağ tıklıyorum. Tarihimi gruplandır. Grup aya çeviriyorum. Burayı da kapatabiliyorduk. Yine çok kişi varsa bu seviyeye geliyorum. İster şuradan kapatabilirim. Arkadaşlar collapse expand, genişlet daralt deniliyor. Bunu buradan isterseniz sağ tıklayarak da genişlet, daralt yapabiliyorsunuz. Bakın şimdi nereye ulaştık? Alanın tamamını daralt diyelim. Bakın nereye ulaştık? Buradan gösteriyorum ki kıyaslama olsun diye. Her bir markada, her bir, tabii insanlar da açabiliyoruz istersek. Bu imkanımız var. Ne kadar satıldığını görmüş olduk. E ama ben şimdi bunları fatura numarasında üründe filtreleyeyim. Tamam, buyur. Filtre koyalım buralara. Fatura numarası. Yani işte interaktifliği burada. İsterse adam sadece şu fatura bazında bu satışları göreyim diyebilir. İsterse yapabilir. Yani filtreleme zaten doğal olarak içinde bir parça. Pivot tablo. Peki. Ya bu pivot tabloyu yaptık. Güzel bir şey çıktı bakın. Adam ne kadar sattığını görüyor. Kişiler bazında da görebiliyor. E bir de grafiği olsun değil mi? Bakın. Ekleden hiçbir ekstra bir şey yapmıyorum. İstediğim hangi grafik türü uygunsa onu seçiyorum. Artık şunu kapatabilirim. Gerektiğinde açarım. Bakın yöneticimize raporumuzu alın. İşte satışları çektik ERP'den pivot tablo. Neyi görebiliyor? Ay bazında her birini görebiliyor. Peki ya ben satışları da görecektim. Şu markayı satanlar kimler? Buyurun açıyorum. Bakın bu grafiği daha da büyütürseniz her bir satıcının ne kadar sattığını da görebilirsiniz. Artık o kadarını, hatta grafiği tam sayfaya yapabiliriz. Ben şimdilik kapatayım. Demek ki buradan esnek bir şekilde görebileceğimiz, raporlayabileceğimiz, grafik çizebileceğimiz bir yapı pivot tablo. Sık kullanılmasının nedeni işte veri çok, dün o günde eski derslerde bahsettik. Bu verileri işlemek, raporlamak, gruplamak işte bize düşüyor. Biz de onları yaparak arkadaşlar işimizi yapmış oluyoruz. Yöneticilerimiz de bunları kullanarak da kararlandırıyorlar. Yani iş hayatı böyle yürüyor. Peki ya şimdi bunu yaptık, grafiğimizi de çizdik ama ben böyle birazcık şey istiyorum, işte karşılaştırmalar, şunlar, şunlar.
Ha, bir de şey vardır. Tarihlere biraz daha oynayacaktık. Bakın tarihlere geldim. Gruplandır dedim. Biliyorsunuz ilk başta şöyleydi. Bu pek bir işe yaramazdı. Çünkü çok büyük bir detay. Ve bunu ay dedik. Ama bakın sadece ay demek şansımız yok. Ben bunu sadece çeyrekler olarak da alabilirim. Çeyrek nedir? Quarters diye hani tabir edilir. Çeyrekler hani denir ya. Ya firma birinci çeyrek karımız, ikinci çeyrek gibi. Üçer aylık dönümler. Ya ben hem 3 ayı göreyim veya birkaç yıllık verilir yıl bazında gruplandırabilir. Çeyrek ve ayı birlikte göreyim. Bakın çeyrek, birinci çeyrek kapandı veya tümünü kapatabiliyorduk biliyorsunuz. Sunum yapıyor şimdi arkadaşımız. Diyor ki efendim çeyrekte satışlarımız bunlar. Peki aç bakalım şu çeyrekteki adeti ya. Açıyorum. Tümünü görelim ya çeyrek görmek istemiyorum ay olarak görmek tamam. Yani ister ay olarak, month, year, quarters nasıl isterseniz de görün. Tabii tipik olarak sanki aylık tanımlar daha çok olur ama bu tamamen ihtiyaca göre. Arkadaşlar demek ki istediğimiz ayda. Peki sözünü ettik ama yapmadık. Ya ben 15 günlük, 7 günlük satış toplamlarını görebilir miyim? Evet görebilirsin. Bakın. Gün diyorum. Burada 7 gün diyebiliyorum. Eğer bir hafta başında verebiliyorsam 7'şer gün 7'şer gün birer hafta gibi anlamına gelebilir. Ya da 15 gün diyorum. Bakın 15'er günlük de verilerimi arkadaşlar bakın 1 ile 15'i 31 ile ondan sonra ikisi demek ki orada bir yokmuş herhalde. 15 ile 1'i ikisiyle burada var bakın. 16'sı 17'si diye gidiyor. Tekrar aylığa çevireyim. Evet bu çok önemli bir özellik. Yani şöyle bir tabloda ay bazında şunu görmek, bunu görmek bir imkanı olmayacağı için çok güzel bir şekilde o veriyi. Bir de üstelik ne oluyordu? Bu veri tekrar güncellendi. Adetler, fiyatlar değişti. Ondan sonra hani yeniden çektiniz veya aldınız veya altına eklendi. Tekrar pivot tablomuza gelip ne yapıyorduk? Sağ tıklayıp yenile veya gidip buradan yenile diyebiliyorduk. Veya gidip veri alanım değiştiyse yani altına eklendi onları da değiştirebiliyorduk. Demek ki pivot tablo adım adım şurayı tekrar açalım. Pivot tablo alan listesini buradan adım adım arkadaşlar yani seçerek istediğimiz şeyi nerede görmek istiyorsak tekli yapılabilir bunlar. Çoklu yapılabilir. Çoklu yapıldığında içinde gösterilebilir, açık gösterilebilir, yanında da gösterilebilir. Onu da göstermeye çalışayım. Tümünü açalım. Bakın yine içinde ama yanında görmek isterseniz de tasarım bölümünden renk verdiğimiz gibi şu rapor düzeninde kompakt dizayn sıkıştırılmışı kullanıyoruz normalde. Şu da çok tercih ediliriz. Sekmeler halinde göster. Tabular. Tabular deniliyor arkadaşlar. Tabular olarak da gösterebilirsiniz. Yerlerini değiştirebilirsiniz. Yani burada her şey esnek bir yapı. Amacımız kullanıcımıza istediği şeyi seçebileceği, istediği yapıda görmek istediği. Hani bu bir anlamda yapısı, bunlar filtresi. İstediğiniz gibi. Altında grafiği var biliyorsunuz. Yaptık. Ne tür tarzda görmek isterse sıkıştırılmış, kapatılmış vesaire bu imkanları sahip. Bunlar eski zamanlarda çok ayrı tool'larla yapılan büyük para ödenen o BI tool'larıyla. Şimdi ise tabii kapasite sorunu söz konusu olabilir. Yani bir milyona yani yüz binlerce satır olduğunda bu kadar hızlı çalışabilir mi? Hani o kısımlarını artık deneyimlerle şey yapmak lazım. Ama hani çok sayıda veriyi taşıdığımızda falan performans konuları sorun olabilir. Ancak onları da aşmak için çeşitli ne diyeyim yollar, teknikler artık geliştirilebilir. Yani veriler bölünür, ayrı ayrı alınır vesaire. Peki, demek ki ana kullanım şekli olarak verilerimizi aldık. Pivot tablomuzu buradan istediğimiz alanları seçerek. Şuraya bir daha bakalım. Biz buraya adeti sürükledik, tutarı da sürükledik. Hani istediğimiz kadar çekebiliriz ama hani neyi göreceksek dedik. Ondan sonra geri aldım. Hani tablo büyüyor diye.
Şimdi dikkat edin, burada toplam sum adet, üzerine gittim değer alanı ayarları arkadaşlar, value field İngilizce sürümde de. Bakın sayı da isteyebilirsiniz. Ya ben kaç tane fatura, yani büyük ihtimalle 509 satır veri vardı. Ocak'ta 47 fatura kesildi. Yani her bir satış bir faturaysa bunlar da adetleri. Ya ben ortalamalarını görmek istiyordum. Demek ki minimumunu maksimumu göstermek. Bakın ortalama olarak. Tabii veri formatını düzenleyebilirsiniz. Çok sorun değil. Ama tipik olarak da tabii toplamlarını görmek arkadaşlar uygun olacaktır. Peki satışlar tablomuzun tipik bir markalar bazında aylık satışlarını gösteren pivot tabloyu ve grafiğini oluşturduk. Şimdi başka ne yapabiliriz? Hep amacımız raporlama, bir kullanıcıya bilgi sunma, şov etme. Hatırlarsanız bir de neyimiz vardı? Dilimler, slicerlarımız. Onu da genelde tablomuzun üstüne koyuyorduk. Bakın şöyle analizine gittim. Bir tasarımımız var zaten. Çoğuna baktık. Bir de analizimiz var. Bu yeniliğe baktık, buna baktık. Şunlardan da örnek göstermeye çalışacağım. Dilimleyici ekle. Ürün kodu, ürün adı, marka, satış elemanı vesaire. Bunlar da aslında çok bir farkı yok burada ama görsel açmıyorsunuz. Bir anlamda onları yerine kullanabilir. Onu ezdirelim, onların üstüne yapalım. Birkaç sütun olabilir ve arkadaşlar istediğiniz renkte de olabilir. Bunlara kullanıcılar buton diyordu hatırlarsanız ve bu şekilde istedikleri gibi ürünleri işte seçip değişik renklerde bırak. Amaç nedir? Şimdi hemen kullanımını tekrar göstereceğim. Burada 2 dedim. Ondan sonra yine bir renk verebiliriz. Satış elemanlarını da bunlar. Onlara da 2 sütun yapalım ve farklı bir renk verelim. Şu olsun. Bakın ne yapıyorduk? Yönetici bunu kullanıyor. İşte belirlenen istediği ürün kodunu seçebilir. Biraz öncesi ama orada açıyordu. Bir de bu da çok da kolaylıkla bakın burası. Kontrole basıyorsunuz. Burası, burası. Şimdi şu 3 ürün için, şu marka için açabilir, iptal edebiliyorsunuz filtrelediklerinizi. Ondan sonra işte sadece bu kişinin, sadece bu kişinin veya bunun ve bunun diye CTRL'ye basarak tabloyu tekrardan açarak arkadaşlar bu alanlar best fit yapıyor, o yüzden best fit engellerseniz o değişmeler gidiyor. Yapayım. Hani açtıkça şey yaptıkça dağılıyor gibi de aslında dağılmıyor. Şu best fit'ini kaldırdım. Bakın şimdi bozulmayacak. Hani demin seçiyorduk birbirine biniyordu. Yani dedim ya artık detayları çok. Arkadaşlar bir şey daha var bakın orada. Dikkatinizi çekmiştir. Dilimleyici. Bir de bakın zaman çizelgesi ekle. Zaman çizelgesini de ekliyorum. Kaç tane tarih varsa ödeme tarihi, işte teslim tarihi, üretim tarihi her bir tarih için çıkacaktır. Arkadaşlar onu da şöyle koyayım. Grafiği buraya. Bakın dikkat edin. Zamana yönelik bir filtre olacak bu da. Örneğin Temmuz ayın, bakın Ağustos ayı. Mouse'la sürüklüyorum. Ağustos'tan Kasım'a kadar veya işte Mart ayı, Nisan ayı, Mayıs ayı gibi zaman şeyi istiyorsanız bunu da renklendirebiliyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi çok özellikli, daha koyu rengi varmış. İstediğiniz zamanları, istediğiniz şeyde çok esnek bir yapıda tam bir ne aracı diyelim? İşte o bir BI tool'u, yani business intelligence şirketlerdeki veri işleme aracı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi pivot tablo bu şekilde oluşturuluyor. Şimdi biraz daha geliştirelim işi. Yani bu mudur diye. Evet, bunun sonu yok. O kadar gelişmiş özellikler yok. Ama temel olarak bir düz veriyi gruplamak, özetlemek adına işte değişik alanları, şurayı unutmuyoruz,
Bütün espri burada. İstediğimiz alanları, istediğimiz işlemi yapacağımız, genellikle sayısal, işte hem adeti hem tutarı göstermek gibi ondan sonra alanları arkadaşlar kullanabilirsiniz. Ondan sonra şimdi ne olabilir? Bakın burada ve grafiğini de çizdik tabii. Gerçekten bir şey yaptık. Şimdi denebilir ki ya biz bu pivot tabloda bir de şey görelim ya. Tamam çok güzel de biz adetler bunlar değil mi? Bir %5 fire de göstersin. Veya atıyorum bu adetlere göre işte yüzden fazlaysa %2, yüzden azsa %1, yüzü geçmişse %3 fire oranı da olsun. Burada gösterilsin. İyi de bizim verimizde bir fire oranı falan yok. Adet var, fiyat var. Onası veya atıyorum fiyattan indirimli bir fiyat olsun falan gibi. İşte bu durumlarda da pivot tabloda tekrar kullanabileceğimiz arkadaşlar bir ne diyelim hesaplanmış alan meselesi var. Şuraya gidiyorum. Burası. Burası fields, items and sets diye geçiyor. İngilizce kullanımında cultivated field geçiyor. Bu da gelişmiş kullanımlarımızda çok önemli veriler üretmemizi sağlıyor. O tür oranlar, performanslar, toplamalar, vergiler, şunlar bunlar buradan hesaplanıyor. Bakın geldim. Dedim ki fire miktarı. Tamam. Nereden çıktı fire miktarı? Adet çarpı, şuraya geliyorum. Bildiğiniz 4 işlem ve eğer de olabiliyor tabii. Adet çarpı 0,1. Adetin %1'i fire. Tamam dedim. Tabii hem adeti gösterdi hem firesini gösterdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle gidelim tekrar. Bakın fire miktarı. Adeti kaldırayım. İşte bunlar fireleri. O %1'den hesaplanmış. Ama hem fireyi hem adeti de göreyim. Daha da geliştirelim. Artık şey anlamında fireler burada, üretim burada %10 gibi. Ama denebilir ki burada yüzler falan var. Bakın biraz daha işi çünkü öğrendik. Eğer çalışması da yaptık. Tekrar açıyorum fire miktarını. Çok özür dilerim şuradan. Hayır öyle değil. Eğer bakın adet büyüktür 100 ise 50 olsun ya. Adet 50 ise adet çarpı çarpı bayağı yazıyorum 3 olsun. 50'den büyük de %3 değilse adet çarpı 0,1. Evet bakın bir eğerle yeni bir şey daha ürettik. Hiç olmayan bir şey hem de eğerli. Tamam diyoruz. Dikkat ederseniz fire miktarları demin ne çıktı bilmiyorum ama çünkü %3 oldu ya daha fazla oldu yüzü geçenlerde şeylerde bakarsınız. Sadece şeyi göstereyim yine fireyi. Demin direkt dikkat ederseniz hepsinin %10'u gibi bir fireydi ama şimdi öyle değil. Çünkü yerine göre 50'den fazlaysa 111. Yani bunlar da tabii tekrar alayım adeti. Gelişmiş özellikleri arkadaşlar şuralarda sadece şeyden dolayı göstermiyor. Dar olduğundan sütunları genişleterek onları ayarlayabiliriz. Evet. Toplam firesi şey. Yani işin bir de hesaplama tarafı var arkadaşlar. Evet, sanıyorum zamanda toparlandı. Yine genel olarak şöyle bir tur yapalım. Pivot tabloyu ekleden pivottan gelip oluşturuyoruz. Pivot tabloyu oluşturmakta şöyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Buradan istediğimiz alanları sürüklüyoruz. İç içe, tek başına vesaire olabilir. Bunların hepsine biz karar veriyoruz. Hangisi uygun olacaksa bizden neyi görmek istiyorlarsa bir de o anlamda. Gerek sayısal alanları buraya koyup toplanacak mı, çarpılacak mı veya bir alan üretilecek mi bir aritmetik işlemle onlara karar veriyoruz. Dilimleyicileri kullanabiliyoruz. Çünkü bir kişi bunu gördü tamam ya ama ben şimdi şu ayı istiyordum tamam onu filtreleyebilir bu aydan istediği gibi.
şu markayı istiyordum. Tamam, onu da buradan filtreleyebilir. Ama ben sadece şu ürünü istiyordum. Onun iki yolu var. Ya filtre olacak ya dilimleme olacak. Yani yukarıdan seçebilecek. Ya da şuradaki görmüş olduğunuz gibi, hani bunu başka yere alalım. Buradan da istediği yer. Bunlar filtre oluyor. Yani şurada yaptığımız filtreler oluyor. Ama o görsel değil. Kullanıcılar bu tür, hani dedik ki buton diyorlar. Bunlara basarak kullanmayı daha tercih ediyorlar. Bunlar tamamıyla dediğim gibi kullanılacak şeyler. Onun dışında, yani deneyimlerle de kazanılacak şeyler. Onun dışında Pivot tablo taşınabiliyor grafik gibi. Yani burada değil de başka bir tabloya götürmek gibi. Grafik zaten çizdik. Buradaki tasarım yerlerini, şekillerini arkadaşlar gösterme çalışacağız. Şunlar alt toplam olsun olmasın. Şurada toplam veriyor ya. Hani çok sık bozacağımız şeyler değil. Hani bunu yapma gibi şurada. Bakın. Genel toplam. Göster göster. Sanıyorum şurası. Hani şurada bir alt toplam gösteriyor ya. Şunu isterseniz göstermeyecek. Bakın, isterseniz gösterdik gibi. Yani o tarz detaylar çok fazla var tabii ki arkadaşlar. İstediğimiz renk seçenekleri var. Bu şekilde pivot tablomuzu, artı istediğimiz kadar hesaplama seçeneği var. Belki bir şey daha, son 1-2 dakikamız var, bitireyim. Arkadaşlar son olarak da şunu görelim. Şimdi bu neyi gösteriyor? Aylık adetleri gösteriyor. Yine kaynağımız burası, bunu unutmuyoruz. Zombi çalışma. Aslında hep yaptığımız şey neydi? İşte adetleri aylık gösterdi. Bu düz hesap, toplamları da burada. File falan değil, değil mi? File'yi geri çıkardım. Tamam. Bakın. Birisi bize bir gün diyebilir ki, ya tamam çok güzel bu satışlar, adetler, ama ben bunları bir oranlasam hangi ay yüzde ne kadar satılmış? Hemen çok uzatmayayım. Dedim ya çok detayı var ama temeli bunlardı. Burada bir yer daha var. Değer gösterimi, show value seçeneği İngilizce sürümlerde. Pivot tablo üzerindeyken sağ tıklıyoruz. Sanıyorum gösterme yeri burası. Geldik. Değer gösterimi. Normalde bu kullanılıyor ama bakın değişik yüzde kullanımları, birbirine oranları falan var. Percent General Total sanıyorum. Basıyorum. Şunları tekrardan yüz şey yapayım. Bakın nasıl bir görünüm aldık. Demin burada 50 bin, 100 bin yazıyordu. Şimdi ise %100 yazıyor. Her birinin oranlarını görüyoruz. Belki demin bakın şöyleyken biz neyin ne kadar sattığını çok anlayamadık ama birbirine karşılaşmadık, ama bir yüzde alarak aslında en çok satışın Aralık ayında yapıldığını gördüğünüz gibi görebiliriz. Yani bir pie chart gibi bakıldığında %35'inin burada olduğunu, yani firma, hatta onun da görmüş olduğunuz gibi bir şey çizip belki yine bir koşullu biçimlendirme, pardon. Nereye gitti bizim şey? Ondan sonra şuradayız sanıyorum arkadaşlar. Diğer alana geçtik. Bir koşullu biçimlendirme yaptığımızda da sanıyorum o da bize vurgulayacaktır bunları. Zaten gördüğünüz gibi bizim bütün yıl ortalamalarına bakarsanız en yüksek aylarımız burası ve o ay gibi, yani o ay o ürün gibi, neyse o marka gibi, yani bunu gösterebiliyor. Daha değişik görünümler de var. Bitiriyorum son dakikalar. İsterseniz sütun yüzdesi, birbirlerine aylık farkları falan var. Son olarak onu göstereyim, toparlayayım. Ya burada da önceki aya göre yüzde göstereyim. Yüzde farkı önceki previous anlamına geliyor. Önceki aya göre boşları göstermeyebiliyoruz. Çok pardon. Nereye gidiyor? Şuradan boşları iptal edelim. Boş değer sıfır göstersin. Tamam. Evet. Şurayı da yapayım. Çift tıklayarak. Görmüş olduğunuz gibi demin buradaki rakamları görürken şimdi Şubat'tan Mart'a, Şubat'ta başlıyor verilerimiz herhalde, düşüş olduğunu sonra arttığını, sonra yine düşüş olduğunu 770 olduğunda görmüş oluyoruz. Bakın buradan
Bu tür verilere, grafiklere, filtreleme, işte pivot tablo arkadaşlar bu özelliklere sahip ne diyelim bir iş, bir raporlama aracı.